Merhaba arkadaşlar, bu bölümde yine tahribatsız muayene yöntemleri içerisinde sıklıkla kullandığımız bir yöntem olan manyetik parçacık ile tahribatsız muayene yöntemini görüyor olacağız sizlerle birlikte. Yine adım adım arkadaşlar bu muayene yönteminin detaylarına sizlerle birlikte bakıyor olacağız. İsterseniz ilk önce manyetik muayene nedir? Bu kısımdan sizlerle birlikte başlayalım arkadaşlar. Manyetik parçacık muayene yöntemi muayene edilecek parçanın mıknatıslandırılmasıyla muayene yüzeyindeki süreksizliklerde meydana gelen kaçak akı, bu kelimeyi çok duyacağız arkadaşlar. Bakın bu kısımda bu yüzeye püskürtülen demir tozlarının süreksizlikler üzerinde toplaması esasına dayanan bir tahribatsız muayene yöntemidir. Şimdi bu tanımdan ne anlamamız gerekiyor? Birincisi mıknatıslandırılmasıyla demekti. O zaman buradan anlamamız gereken şu arkadaşlar, benim muayene etmek istediğim parçanın bir kere mıknatıslanabilme özelliğine sahip olması gerekiyor. Değil mi? Daha sonra o üzerinde oluşturduğumuz manyetik akı çizgileri, manyetik alan çizgileri herhangi bir süreksizlikle karşılaştığında orada bir kaçak akı oluşturuyorlar. Demek ki süreksizliği aslında ortaya çıkartan kaçak akı, ben bunu nasıl görünür hale getiriyorum arkadaşlar? Demir tozlarını, yani bizim muayene ortamı dediğimiz manyetik partikülleri parça üzerine sıkıyorum. Mıknatıslanma, yani kaçak akının olduğu yerde bu demir tozları toplanmakta ve sonrasında ben burada anlıyorum ki bu kısımda normal olmayan bir durum var. Bu bir süreksizlik olabilir. Buradan arkadaşlar yorumlarımı, değerlendirmemi yapmaya başlıyorum diyebiliriz temel olarak. Tabii burada arkadaşlar özellikle şu kısma dikkat etmemiz gerekmekte. Sıvı penetrant ile muayene yöntemimiz vardı biliyorsunuz. Sıvı penetrant ile muayene yönteminde süreksizliklerin ne olması gerekiyordu? Yüzeye açık olması gerekiyordu arkadaşlar. Şu şekilde çizimini yaparsak böyle bir süreksizliğimiz olacak ki yüzeye açık olacak. Buradan penetrasyon unsurumuz ne olacak? İçeri nüfuz edebilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu kısımda ise tanımımıza devam edersek arkadaşlar, yüzeye açık, bakın manyetik parçacık muayene yöntemiyle yüzeye açık ve yüzeye çok yakın süreksizliklerin tespiti yapılabilir demekte. Yani burada ne demek istiyor? Buradan şunu anlamamız gerekiyor. Manyetik parçacık muayenesinde yüzeye açık olmayan fakat yüzeye yakın olan süreksizliklerin de tespitini yapabiliriz. Bunu anlamamız gerekiyor. Yani manyetik parçacık muayenesinde hem bunun tespitini yapabilirken arkadaşlar yine aynı şekilde yüzeye tamamen kapalı ama şu şekilde bir süreksizliğimiz var. Bunun da tespitini yapabiliyoruz bu kısımda. Tabi bunların limitlerini, detaylarını ilerleyen kısımlarda sizlerle birlikte görüyor olacağız arkadaşlar. Devam edersek, yani sadece yüzeye açık süreksizliklerin tespit edilmesi gibi durum yoktur. Sadece yüzeye açık süreksizlikler nerede tespit edilebiliyordu arkadaşlar? Tabii ki sıvı penetrant muayenesinde. Burada öyle bir şart yok. Yani boyalı, üzeri kaplamalı bir parçayla ilgili de siz ne yapabilirsiniz? Tabii bunların limitleri var. Bunları konuşuyor olacağız. Manyetik parçacık muayenesi yapabiliyorsunuz. Bunu anlamış olduk. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce parçamızı temizledik. Mutlaka ve mutlaka öncesinde ne yapıyoruz? Bir gözle muayene yapıyoruz. Gözle muayenemizden parça okey aldı. Ben daha hassas, gözümle tespit edemeyeceğim, çıplak gözle tespit edemeyeceğim süreksizlikleri görmek istiyorsam alternatif yöntemlerden bir tanesi nedir? Manyetik parçacık yöntemidir diyebiliriz. Eğer gözle muayeneden zaten parçam geçmediyse, okey almadıysa, tahribatsız muayeneler içerisinde bir manyetik parçacık yöntemi uygulamama gerek yok veya sıvı penetrant yöntemi uygulamama gerek yok arkadaşlar. Burada kritik kelimelerden bir tanesine sadece ferromanyetik parçalarda uygulanabilir olması yöntemin kullanılmasını sınırlamaktadır. Evet, burada manyetik parçacık yöntemini sınırlayan birinci etmen arkadaşlar sadece ferromanyetik parçalarda, malzemelerde uygulanabiliyor olması. Ferromanyetik demek mıknatıslandırma özelliğine sahip, mıknatıslanabilir malzeme demek. Bunların da detaylarına bakıyor olacağız. Bu yöntemin en büyük kısıtı ne derseniz, bu yöntemin en büyük kısıtı bu arkadaşlar. Sıvı penetrantı ben neredeyse tüm malzeme gruplarında, yani kompozitler, plastikler, seramikler vesaireler dahil, metallerde de dahil olmak üzere neredeyse tüm malzemelerde uygulayabiliyordum. Fakat burada böyle bir limitimiz var arkadaşlar. Sadece ferromanyetik malzemelerde uygulanabiliyor olması bu yöntemin en büyük kısıtlarından bir tanesi diyebiliriz.
İsterseniz devam edelim ve manyetik parçacık yönteminin avantajları nelerdir? Sizlerle birlikte bu kısımla ilgili konuşalım. İlk kısma baktığımızda yüzeye açık ve yüzeyin hemen altında olan süreksizliklerin tespiti yapılabilir. Bakın yüzeye açık bu kısımda ve yüzeyin hemen altında yüzeye yakın kısımlardaki süreksizliklerin tespiti bu şekilde yapılabilir. İleride detaylarını göreceğiz. Fakat bizim oluşturduğumuz manyetik alan çizgileri bu şekilde gelmekte. Bakın geliyorlar. Eğer parçamda hiçbir süreksizlik olmasaydı bunlar devam edecekti. Fakat karşılarına bir süreksizlik çıktığı anda ne yapıyorlar arkadaşlar? Burada bir zıplama yapıyorlar. Bakın şu kısımdan ve diğer taraftan yollarına devam ediyorlar. İşte bu kısımda bir kaçak akı oluşuyor. Bunların detaylarına bakacağız. Bu kısımda oluşan kaçak akı üzerinde bizim püskürttüğümüz manyetik partiküller toplanıyor ve biz burada ne yapıyoruz? Bir süreksizliği görünür hale getirmiş oluyoruz. Prensibi bu şekilde, detaylarına bakacağız. Devam edersek arkadaşlar, hassas bir yöntem olması nedeniyle küçük süreksizlikler tespit edilebilir diyoruz. Öncesinde ne yaptık arkadaşlar? VT yaptık. Visual test yaptık. Gözle muayene. Gözle muayeneden parçamız geçti. Daha görünmesi zor olan mikron seviyesindeki süreksizlikleri tespit etmek istiyoruz. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Arkasından MT yapabiliriz. Yani manyetik test yapabiliriz. Veya ne yapabiliriz arkadaşlar? Eğer malzememiz ferromanyetik bir malzeme değilse ne yapabilirdik arkadaşlar? PT, yani penetrant testi yapabilmemiz mümkün olurdu. Hassas bir yöntem dedik. Devam edersek hızlı bir yöntemdir. Bu nedenle çabuk sonuç alabiliriz. Burada parçamıza manyetik olarak bir mıknatıslandırma yapıyoruz. Üzerinde bir manyetik alan oluşturuyoruz. Daha sonra partiküllerimizi gönderiyoruz ve sonucu hemen görmeye başlıyoruz. Fakat sıvı penetrantta hatırlarsanız ne vardı arkadaşlar? Penetrasyon süresi denen bir kavram vardı. Penetrantımızı sıktık. Ne yapıyorduk? Malzeme türüne vesaireye göre bir süre beklememiz gerekiyordu. Bu süre işte minimum 10 dakikaydı. Ama penetrantı sıktıktan sonra incelemeye, değerlendirmeye, malzemeyi gözlemlemeye başlıyorduk. Fakat penetrasyon süresi denilen, malzeme türüne göre değişen bir süre vardı. Ki bu paslanmaz çeliklerde artıyordu arkadaşlar. Bu kısımda böyle bir süremiz yok. Ne yapıyoruz? Malzemeyi mıknatıslandırdık. Direkt olarak muayene ortamımızı muayene bölgesine gönderdik. Yani manyetik partiküllerden bahsediyoruz. Ve sonuçları görmeye başladık. Bu nedenle hızlı bir yöntemdir diyebilmemiz mümkün. Devam edersek karmaşık geometrili parçalarda hızlı bir şekilde uygulanabilir. Diyelim ki işte bir crank milliniz var veya bir dişliniz var arkadaşlar. Bunlarla ilgili beklentileriniz işte herhangi bir çatlak olabilir vesaire olabilir. Bunların tespiti için kullanabileceğimiz hızlı bir yöntemdir diyebiliriz manyetik parçacık yöntemi için. Devam edersek detaylı bir ön temizlik gerektirmez, ince boya ve kaplama katmanına sahip parçalarda uygulanabilir. Biz sıvı penetrant testi yaparken bir ön temizlik yapmamız gerekiyordu. Bunda da ön temizlik yapacağız. Ama sıvı penetrant testinde ön temizliğin önemi daha büyüktü. Neden? Şu şekilde bir süreksizliğimiz var ise arkadaşlar, bunun üzeri herhangi bir buraya gelmiş bir kir tabakası olabilir, yağ tabakası olabilir, bir pas tabakası olabilir vesaire. Bunu buradan mutlaka ve mutlaka temizlememiz gerekiyor. Eğer temizleyemezsek ne olacak? Bu gözden kaçacaktı arkadaşlar, değil mi? Burada arkadaşlar bu kadar detaylı bir temizlik yapmamıza gerek yok. Çünkü neden? Yüzeye açık olması gibi bir şartımız yok arkadaşlar süreksizliklerin. Yüzeye yakın olması bizim o süreksizliği yakalayabilmemiz için yeterli. Tabii ki burada yüzeye ne kadar yakın olacak, bunlarla ilgili de detayları görüyor olacağız. O nedenle arkadaşlar boyalı bir yüzey olabilir, kaplamalı bir yüzey olabilir. Bunların da sınırları var mikron seviyesinde kalınlık olarak, bunları da konuşacağız. Sıvı penetrantta biz ne yapıyorduk? Boyalı veya kaplamalı bir yüzeyde sıvı penetrant testini yapamıyorduk arkadaşlar. Burada ise böyle bir durumumuz söz konusu. Bunun da altını çizmiş olalım. Devam edersek manyetik parçacık yönteminin dezavantajları nelerdir? İsterseniz bununla ilgili konuşalım. Sadece ferromanyetik parçalarda uygulanabilir. Bu en önemli birinci sıradaki dezavantaj arkadaşlar. Ferromanyetik parçalar nedir? Hangi malzeme gruplarıdır? Bunların detaylarına bakacağız. Bu yöntemi sınırlayan bir durum. Yani biz mıknatıslandırma özelliğini kazandıramadığımız malzemelerde manyetik parçacık muayene yöntemini maalesef kullanamıyoruz.
Devam edersek yüksek akım gerektiren malzemelerde parçaya zarar verme riski olabilir. Biz burada parçaya mıknatıslandırma özelliğini kazandırmak için kullanacağımız yöntemlerden bir tanesi parçanın üzerinden akım geçirme. Tabii parçanın üzerinden akım geçirirsek arkadaşlar, burada özellikle yüksek akım değerlerinde çalışırsak parçayla ilgili parçaya zarar verme gibi bir durumumuz olabilir. Adı üstünde biz tahribatsız muayene yapmak istiyoruz. Parçaya zarar vermek istemiyoruz. Fakat özellikle üzerinden akım geçirerek bir mıknatıslandırma oluşturmak istersek, bir manyetik alan oluşturmak istersek, yüksek akım değerlerinde çalışırsak, çalışacaksak eğer böyle bir riskimiz var. Bunun da altını çizelim. Muayene sonunda parçanın demanyetize edilmesi gerekmekte. Siz parçaya bir mıknatıslık özelliği kazandırdınız. Testinizi yaptınız, muayenenizi yaptınız, kayıtları vesaireyi aldınız, raporunuzu hazırladınız. İşlem tamamen bitti. Bu parçayla ilgili bu parçanın üzerinde hala mıknatıslık olabilir. Ne yapmanız gerekir? Bu mıknatıslığı gidermeniz gerekebilir arkadaşlar. Gidermeniz gerekir. Özellikle parça mesela işte siz muayenenizi yaptınız, CNC'de çalışacak, işlenecekse. Ne olur? Kaldırmazsanız CNC'de operasyon olurken çapaklar üzerine yapışır. Eğer bu hassas bir ortamda, hassas cihazların olduğu bir ortamda çalışacak bir parçaysa ne olur? Manyetik alan olduğu için üzerinde bu cihazları etkileyebilir. Hassas cihazları etkileyebilir. Böyle durumlar olabilir arkadaşlar. Bu nedenle de bizim ne yapmamız gerekiyor? Muayene sonunda parçayı demanyetize etmemiz gerekebilir. Bunun da altını çizelim. Uygulanan manyetik alan yönü ve şiddeti önemlidir. Çünkü sizin bir parçanız var arkadaşlar. Şöyle bir parçanız var. Bu parçanızın diyelim ki üzerindeki herhangi bir süresizlik parça boyu doğrultusunda olabilir veya parça boyu doğrultusuna dik olabilir arkadaşlar. Burada sizin dikine ve enine olan bu süreksizlikleri tespit edebilmeniz için farklı yönlerde manyetik alan çizgileri oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da yöntemin dezavantajlarından diyebileceğimiz kısım. Yani tüm yönlerdeki süreksizlikleri bulabilmeniz için farklı yönlerde manyetik alan çizgileri oluşturmanız gerekmekte bu yöntemi kullanıyorsanız. Evet arkadaşlar, manyetik parçacıkla muayene yöntemiyle ilgili bir giriş yaptık arkadaşlar. Tabii yöntemin teorik altyapısı, pratik uygulamaları bunlarla ilgili detaylarla birlikte eğitimimize devam ediyor olacağız.